Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz yine. Bu seferki konuğum da veteriner hekim İpek Uğuz. Merhabalar İpek Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Birazcık sizi de tanıyalım o zaman. İlk kez bizim konuğumuz Ben 2022 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. oluyorsunuz. Aktif olarak çalışıyorum mezun olduğumdan bu yana. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyim. Daha çok operasyon salonundayım. Ameliyathane sorumlusuyum. Bu şekilde. De yüksek lisansınızı Evet, yapıyorsunuz aynı aynı zamanda. zamanda mezun olduğum okulda cerrahi anabilim dalında yüksek lisans öğrenime devam ediyorum. İkinci dönemdeyim. Peki. Şimdi sizinle anestezi konusunu işleyelim Evet. istiyoruz bu programda. Kedi ve köpeklerde herhalde işlem yapmak çok zordur. Mutlaka ki anestezi gerekiyordur. Lokal de olsa, çünkü sabit tutmak bir işlem yaparken çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Yani ne yazık ki bazı kedi köpekler tedirgin oluyorlar. Böyle sabit durması gereken muayenelerde bile diyoruz ki hani bu muayeneye izin veremeyecek. Hatta muayene edeceğiz derken ona bile zarar verebiliriz. Böyle hafif bir sedasyonu alalım dediğimiz işte kulak muayenesi, göz muayenesi veya da herhangi bir yerine küçük bir yabancı cisim, pati arasına yabancı cisim girdiğinde falan böyle küçük bir sedasyonu alıyoruz. Onu da anesteziden sayıyoruz ama riski oluşabilecek komplikasyonları daha az olan anesteziler bunlar. O süreçlerde de anesteziyi kullanabiliyoruz. Dediğiniz gibi çünkü müdahale etmesi bazen zorlaşabiliyor. Ürkek Evet, oluyorlar. hareketsiz tutmak zor olabiliyor. Yani sonuçta bir insan değil. Bilmiyor neyi ne kadar, ona ne kadar zarar verebilir karşısındaki kişi. O yüzden bu kısım muayenelerde de anesteziye başvurabiliyoruz daha az olmak şartıyla. Onun dışında operasyon anestezilerimiz var. Şimdi anestezi hani insanlarda bile hani bazen çok basit bir operasyon bile olsa anestezi alacak. Yine de o korku, o anestezi korkusu herkeste var. Ki hasta sahiplerinin, hani evcil bir hayvan sahiplerinde de eminim aynı korkuyu yaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Zaten hasta sahiplerine ilk hani böyle bir girişim yapılacak, böyle bir operasyon olması gerekiyor dediğimizde, anestezi alması gerekiyor dediğimizde hepsinin aklında bir sürü soru işareti oluyor. Bizim hekimler olarak en birinci görevimiz akıllarındaki soru işaretlerini sıra sıra gidermek aslında. Süreci baştan sona onlara anlattığımızda bize daha çok güveniyorlar. Şu şekilde biz anesteziden önce bir sürü tetkik yapıyoruz aslında. Yaşı fazla olan geriatrik dediğimiz ırklarda da kedi köpeklerde de yapıyoruz bunu. Genel rutin yaşı küçük dahi olsa o kedi köpeklerde de yapıyoruz bu muayeneleri. Bunlar neler? Basit hemogram bakıyoruz. Kan tablosuna bakıyoruz yani. Onun dışında toraks radyografisi dediğimiz göğüs röntgeni çekiyoruz. Göğüs anestezi uygun mu değil mi? Akciğerlere ne Ciğerlere bakılıyor. derece uygun buna? Bu şekilde bütün bu gerek ultrason muayeneleri yapılıyor. Yani yaş ilerledikçe aslında anestezi öncesi yaptığımız tetkikler artıyor. Ama yaşı daha kısıtlı ve herhangi bir anormal giden bir şey yoksa hayatında tetkiklerimiz daha basit olarak sınırlanıyor ama muhakkak yapılıyor. Çünkü anestezi hasta sahiplerine de söylüyoruz. Kolay bir şey değil. Gerekli tetkikleri yapmadan direkt aldığımızda neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. O yüzden hasta sahiplerine diyoruz ki bu tetkikleri yapacağız. Sonrasında anesteziyi alacağız ve anestezide başından sonuna kadar başında bekleyen bir hekim olacak. Anesteziden işte aldığımız ilk andan itibaren uyanana kadar, kendine gelene kadar. İşte uyanma sürecinde böyle böyle bunlar olacak. İşte biraz böyle uyku halinde olabilir. Ne kadar kafasını kaldırıp etrafa baksa da bir iki gün böyle normal günlük hayatında yaşadığı şekilde yaşamayabilir. Bunlar normal diyoruz ve her zaman da iletişimde oluyoruz. Herhangi anormal gördüğünüz bir şey olursa bizimle iletişime geçin diyoruz. Böyle olduğunda hasta sahibinin anesteziye karşı olan soru işaretleri ve ön yargıları aslında kırılıyor diyebilirim. Bu açıdan bizim öncesinde onların soru işaretlerini gidermemiz çok
Evet. Faydalı oluyor aslında. Tedirginlikleri azalıyor. Öyle söyleyeyim. Yani anesteziyi vücuttan atmak da öyle biraz sıkıntılı olabiliyor herhalde. Burada kediyle köpek arasında mesela bir fark var mı? Köpeklerin daha çabuk atıyor, kediler Yok, daha yavaş öyle rigid bir şey söyleyemem. Bu tamamen kediye, köpek bireysel diyebilirim aslında yani. İnsanlardaki gibi aslında. Kimisi hemen böyle bir anda uyanıyor. Dediğim gibi hani akşama kadar hiçbir şey olmamış gibi bir anda uyanıyor ve hayatına hemen devam edebiliyor. Bazıları bir iki gün daha böyle uyku halinde biraz daha hareketleri kısıtlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Yani değişebiliyor. Aslında işte herhalde kusma olabiliyor, titreme olabiliyor galiba Evet, değil mi? Anestezi sonrası kastaki olan. titremeler normal çünkü uyanma sürecinde oldukları için bunun normal olduğunu hasta sahiplerine de söylüyoruz. Zaten tamamen uyanma sürecinde hasta sahiplerine olabildiğince o titremeleri bittikten sonra tamamen kendine geldikten sonra hatta yürümeye başladıktan sonra vermeye çalışıyoruz ki Burada o kalıyor o süreçte süreçte mümkün yoğun olunca. bakımda daha sıcak bir ortamda daha rahat kendine gelebileceği, kaslarının daha rahat hale geldiği bir dönemden sonra vermeye çalışıyoruz ki hem onlar da tedirgin olmasın hem de o uyanma sürecini daha rahat atlatsın diye. Şey diye bir şey duymuştum. Böyle çok duygusal oluyor. Özellikle köpekler falan. Hani ameliyat sonrası direkt sahibini görmek istiyor Evet, diye. Doğru oluyor. mu? Şöyle oluyor mesela uyandıklarında hemen ağlamaya başlayanlar olabiliyor. Mesela analjezi dediğimiz ağrı kesici kısmını çok iyi yaptığımız hastalar. Hani ağrısı yok ama sırf hani duygusallıktan dediğiniz gibi etrafında hasta sahibini arıyor mesela. Onu ağlamak için ağlıyor yani. Hani bildiğiniz annem babam nerede? Hani bana onları getirin dercesine ağlayanlar oluyor. O şekilde de karşılaşıyoruz. Çok duygusal olabiliyorlar dediğiniz gibi. O zaman lokal anestezi daha küçük işlemlerde Daha küçük. yapılıyor. Ama sadece tek başına lokal anesteziyle yaptığımız işlemler çok kısıtlı. Yani olabildiğince böyle yüzlek bir sedasyona alıyoruz yine de lokal anesteziyle yapsak bile. Çünkü şunu istemiyoruz. Hayvan strese girsin istemiyoruz açıkçası. Bizim ilk başta hani bunu yapabiliyorsak hayvanın genel durumu, sağlığı buna uygunsa onu en minimum düzeyde strese yani sokacak şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de böyle yüzde de olsa sedasyon, hani verebileceğimiz en az düzeyde anesteziyi verip o şekilde lokal anesteziyi beraberinde kullanarak o şekilde bir girişim yapacaksak yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi sadece lokal anesteziyle yaptığımız girişimler de oluyor. Çünkü hasta yaşı çok fazla oluyor. Mesela göğsü, toraks radyopsi dediğimiz göğsü buna müsait olmuyor. Diyoruz ki hani anesteziyi kaldıramayabilir. Ve bir girişimi de yapmamız gerekiyor. Anesteziyi en az minimum düzeyde tutarak yaptığımız girişimlerde oluyor. Ne kadar bunu yani çok istemesek de çünkü hani onu en az strese sokacak şekilde yapmak istiyoruz dediğim gibi. Ama lokal olarak da uygulama yaparak yaptığımız girişimlerde oluyor. Lokal anestezi olarak. Düzenli olarak yine aynı veteriner hekime gitmesi o stresi de azaltıyordur herhalde. Çünkü Muhakkak. hayvanlar tanıyorlar Evet, yani. muhakkak öyle. Sürekli birden fazla anestezi almış hastalarımız oluyor. Artık nasıl uyanacağını biliyoruz. Uyandığında ne tür tepkiler verdiğini biliyoruz. Yani enjeksiyonunu yaparken ne tür tepkiler vereceğini bile biliyoruz bazı hastalarımızın. Onlar da o şekilde, hasta sahipleri de o şekilde güvenerek geliyor zaten. Yani birden fazla anestezi aldığında hasta ve hasta sahibi daha aslında kafası rahat bir şekilde geliyor. Evet yani böyle bir süreç işleyecek, uyanacak ve gideceğiz her şey yolunda giderse diye. Biraz da duygusal boyutundan da birazcık bahsedelim mi? Tabii. Yani sonuçta hayvan sahibi kişilerden evlatları gibi görüyorlar ve Kesinlikle öyle. ameliyata girilecek o tedirginlikle giriliyor. O müthiş duygusal hayvan tedirgin bir şekilde korkuyor. Böyle çok sizin için de hani zor bir ortam olsa gerek. Evet. İki taraflı da hani hem onu sakinleştirmek zorundasınız hem hayvan sahibini Kesinlikle. rahatlatmak zorundasınız. Biz de anestezi başlıyor. Hayvanla birlikte biz de aslında bir kısım biz de bir anesteziye girmiş gibi oluyoruz orada. Tamamen oraya fokuslanıyoruz. Tamamen oraya odaklanıyoruz. Yani iş bölümü olması bu açıdan bizi iyi yönde, olumlu yönde etkiliyor. Çünkü sadece anesteziye bakan bir hekimin olması ondan başka bir şeyle ilgilenmemesi demek. O anda anestezide olan hayvan
kalbi, solunumu, satürasyonu dediğimiz parametreleri anlayan, takip etmesi hı hı. demek. O yüzden sadece anesteziye fokuslanmak bu konuda çok çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi biz de onun duygusal yükünü çok fazla hissediyoruz. İşlemi bittikten sonra hasta sahibine güzel haberi vermeyi bütün hekimler ister muhakkak ki. Biz de o şekilde sorumluluğunu hissediyoruz ve güzel sonuçlarla çıkmak istiyoruz o ameliyathanede. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Gaz anestezisinin öneminden bahsedebilirim. Tabii. Zaten bütün operasyon girişimi yapacağımız hastalarda gaz anestezisi kullanıyoruz. Hı hı. Hayvan entübe ediliyor. Sonrasında cihaza bağlıyoruz. Buradaki önem arz eden konu hayvanın anesteziye bağlı olarak spontane dediğimiz normal solunumu baskılanabiliyor. Bu ne demek? Solunumunu tutuyor. Yani nefes almıyor o an. Öyle olduğunda anestezi cihazımız parametrelerini hayvanın kilosuna göre ayarlıyoruz ve solunum olarak destek verebiliyor. Kedilere, köpeğe hepsine bu müdahaleyi yapabiliriz. Bu açıdan gaz anestezisinde özellikle donanım çok önemli bir hale geliyor. Evet, ne yazık ki. Yani bunu manuel olarak da yapabilirsiniz. Ambu dediğimiz entübe ettikten sonra hastayı ambuyla da solunumu destekleyebilirsiniz. Ama cihaza bağladığınızda ve buna uygun donanımınız olduğunda işlemlerinizi daha rahat, daha gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu açıdan donanım burada devreye giriyor. Bunu sorgulamalı o zaman değil mi kişiler? Ki yani sorguluyorlar zaten. İşte hocam gaz anestezisi kullanıyorsunuz değil mi? Hani hı-hı. güvenli bir şekilde olduğundan emin olmak istiyorlar. Bu yüzden hasta sahipleri de bu konuda artık bilinçlendi. Ve bunu sorguluyorlar, soruyorlar da. Bu açıdan hani sorduklarında biz de bunu anlatıyoruz aslında. Hı-hı. Evet diyoruz hani gaz anestezisi kullanıyoruz. Herhangi bir komplikasyon, herhangi bir acil bir durum şekillendiğinde bütün hazırlıklarımız tamam oluyor zaten. Yani o anda, o stres anında panikle bir yerlere savrulmaması gerekiyor çünkü insanın hı-hı. her şeyin hazırda, hemen elinin altında olması gerekiyor. Kontrol altında olması gerekiyor. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.